Geçtiğimiz Mart ayında pandemi patlak verince aklıma şu gelmişti. Sosyal mesafe durumlarından bir müddet dizi çekilemez. Demek ki bir müddet eski dizilerden bahsedeceğiz. Ama sonra ne oldu? Ne oldu? Sosyal mesafe bu oldu. Seni öpmem lazım. Bir dudaktan bir yanaktan. Tutkulu aşk. Yanıyoruz sar. Nefes bile almadan. E tabi sosyal mesafeye ne gerek var? Bak ne diyor? Nefes bile almadan. Ama bu kadar fenalaşan reytingine suni teneffüs yapan dizinin arasında ne oldu anlamadım. Çok farklı işlere de imza atıldı bu sene. İşte onlardan biri de Menajerimi Ara. Ve yazık oldu. Türüne az rastlanan bir cinstendi. Cidden yazık oldu. Sebebini daha sonra söyleyeceğim. Ama önce bir kısa anlatayım. Dizi, radyo TV bölümünden mezun olan bir kızın hayallerini gerçekleştirmek için Antalya'dan İstanbul'a gelmesiyle başlıyor. Ve geldiği yerin İstanbul olduğunu da boğazından değil, omzundan anlıyoruz. Yani dizi ve filmlerde bolca gördüğümüz İstanbul'un yeşili yok gibidir, insanı gibidir kurgusu bu dizide de yerini almış. Kızımız daha sonra yıllar önce onu bırakıp giden babasının çalıştığı şirkette kendi çabasıyla işe başlıyor. Ve dizi bir yandan da bu ajansta birçok sanatçıyla çalışan 4 menajerin birbirleriyle olan çekişmesini konu alıyor. Bir dakika. Kıza numaradan ilişki teklifi? Yok. Tokat aparkat tören omuz intikom? Yok. Racon mafyası mahalle tayfası? Yok. Kapadokya'da mı yok? İşte bu yüzden de bilin bakalım dizinin başka neyi yok. Ratingi. Her ne kadar ilk başlarda olsa da. Ben de dizi yakında muhtemel finalini yapmadan önce bir tebrik edip helalleşmek istedim. Evet, helalleşmek lazım. Memleketimde hala farklı işleri yapmaya cesaret ettikleri için. Ha gerçi işin içinde para olunca bizde de cesaret bir yere kadar. Çünkü ülkemde elinde senaryoyla gezen milyon tane adam varken yine yapılmışı yap, tutmuşu elleme mantığıyla bu dizimizde bir yabancı diziden uyarlama. Daha önce France 2 kanalında yayınlanan ama daha sonra Netflix'in satın alıp adını Menajerimi Arayın diye çevirdiği Fransız dizisinden uyarlanmış. 10% yani %10 ki bu da dizide menajerlerin sanatçılardan aldığı komisyon oranı. Tabii şimdi hem bugüne kadar dayatılanların dışında kalanlara Fransız kalan yurdum insanına bu diziyi izletebilmek hem de süreyi uzatabilmek için Matruşka gibi dizi yapmışlar. Dizinin içinde bir dizi daha var. Orijinalinde 50 dakika olan her bir bölümü 2,5 saate uzatabilmek için ne yapsınlar? İçine bir de yaz dizisi koymuşlar. Evet dizinin orijinalinde de bir kız ve yakışıklı erkek var ama onlarınkinde tam 3 aydır sevişmedim inanabiliyor musun? Diyen kızla yakışıklı erkeğin ilk buluşması yatakta bitiyordu. Biz de televizyonda yapabileceğimizin en üstünü yapıp yine bir erkeğin üstünü çıkardık. Alice Harikalar Diyarı'ndaki kıza benzeyen bu ponçik kızımız da Oyuncular Diyarı Zekeriya Köy'den şu yakışıklı erkeğimiz tam soyunurken odaya girmesin mi? Tabii doğal olarak onların ilişkisi Fransa'daki kadar hızlı değil. Ya da en azından İspanya'da izlenen bir Türk dizisi kadar. Dizi ay sevgili olsalar keşke. Dedirten kurgusuyla devam ediyor. Orijinalinde olmamasına rağmen bu ikiliyi bir araya getirmek için ellerinden geleni yapmışlar. Kızımız erkeğimizi sarhoş olunca hiç gitmediği barın bildiği arka kapısından, kaprise girdiği karavandan, kavgaya girdiği mekandan kurtarıyor. Sakarlık? Yaz dizilerimizdeki ile dağları devirme level'ında olmasa da yine var. Ama en azından büyük bir değişiklik de var. Dizide bu sefer bir kadın bir erkeği kurtarıyor. Öpüşme var mı öpüşme? Yok. Şey var. Birçok sanatçı dizinin orijinalindeki kurguya bağlı kalarak her bölümde kendi isimleriyle konuk oyuncu olarak diziye giriyor. Mesela örnek vereyim, bir bölümde Çağatay Ulusoy da var. Ona sözleşme imzalatması gereken kızımız da kendini doğada bir kulübeye kapatan Çağatay'ın Instagram'da yaptığı paylaşımlardan Çatalca'da olduğunu buluyor. Ama merkezde omuz atan İstanbullu, Çatalca'da bilge ve merhametli. Koca Çatalca'ya gittiğinde sorduğu ilk kişi "Biliyorum onu." deyip kayığıyla kızımızı Çağatay Ulusoy'a götürüyor. Neyse ama işin güzeli kanal baskılarıyla 2,5 saate çıkan dizi sürelerini yine 2,5 saatlik bir dizi eleştiriyor. Hatta Menajerimi Ara set çalışanlarının da özel bir hayatı olduğuna bile dikkat çeken bir dizi. Öpüşme yok yani. Evet yok ama zaten görünen o ki dizilerimizde selam vermeye döndüğünden o da kurtarmaz. Ama belki şunlar olur. Namusumuzu iki poralık etti. Koskoca paşa beylere gelin geldiğini unutma. Yaptıkları yanlarına kör mü kalsın ona?
Koyunca çocuğu beşiğe, bu konağın hanımı ben olacağım. Ha, olmaz mı? Yani en azından böyle bir full sezon giderdi. Ama kesinlikle şunu söylemeliyim ki, menajerimi ara, oyunculuğu, hikaye işlenişi ve mantığıyla Fransız orijinalinden çok daha başarılı bir dizi. Bir de bu uyarlama mevzusuna artık takılmayacağım sanırım. Yok, isteyince onlardan daha iyisini yapabildiğimiz için değil. Milletçe işimizi başkalarının görmesine alışık olduğumuzu hatırladığım için. Benzinimizi başkası dolduruyor, arabamızı başkası yıkıyor, artık ekmeğimizi bile bakkaldan başkası alıyor. Senaryomuzu başkası yazmasın mı? He, bir lüksümüz o var. Hadi o zaman videoyu geçenlerde YouTube'da gezinirken karşılaştığım bir girişimci videosuyla kapatalım. Yani Amerika'da başarılı olabilecek şeyi Türkiye'de copy paste et. Ya yap yani, copy yapıştır, bu kadar basit. Rengini dahi değiştirme, rengiyle uğraşıyorsan aptalsındır bence yani. Kim bunları söyleyen? Acun Ilıcalı mı?